dos vecinos var, komşumuz var. Bir tanesi Nemos. Nemos ya da N kanallı Mos. Kanalı N tipi oluyor. N kanallı Mos. Üstelikse daha zeyde. Burası salak, burası kaynar, burası da kapı. Geyit ya da geçit. Taşıyıcılar elektronlar. Elektronların hareket yeteneği müne Femoslardaki taşıyıcıların hareket yeteneğine göre 2,5 kere daha fazla yaklaşık olarak. Bu MOS'un iletime girebilmesi için, NMOS'un iletime girmesi için şu geriliminin, VGS geriliminin artısı burası. Biz VGS diyoruz. Doğru gerilimlerle, doğru gerilimleri büyük V harfiyle, değişken işaretleri küçük V ya da I harfiyle gösteriyoruz. Burada şu gerilim artısını burası. VDS gerilimi. Şu gerilim artısı burası olmak üzere. VGD biz daha ziyade şu ikisini kullanacağız. VGS ve VDS gerilimleri kullanacağız. Bir N kanallı MOS'un ya da N MOS'un iletime girebilmesi için şart, iletim şartı, şu VGS geriliminin eşik geriliminin üstünde olması. Yani VGS büyük eşit VTN gerilim. VTN, bu ne olsun? Eşik gibi. Demek ki iletim şartı nereden geliyor arkadaşlar? Şuradaki gerilimin şartından geliyor. Bunun ne olması lazımmış? VTN'den büyük olması lazım. Bu iletim için. İletim, ne olsun? İletime girdiği zaman geçen hafta söylemiştik. Tabanımız P kanallı, P idi, P tipi kanalıydı. Fakat geçide uyguladığımız artı gerilim tabandaki bütün elektronları geçide doğru topladığı için orada bir N tipi kanal oluşuyordu, Everton kanalı. Bu kanalın şu MOS boyunca süre gelebilmesi için şart da VGD geriliminin aynı bunun gibi iletim şartı altında olması gerekiyor. Dolayısıyla VGD eğer o da VTN'den büyükse o kanal kaynaktan sabaha kadar sürekliliğini muhafaza ediyor. Yok, eğer bu şart yoksa o kanal kısılmış oluyor ve transferde doymaya girmiş oluyor. Demek ki şu şart neymiş arkadaşlar? Bu şart doymasızlık şart. Bunun tersi olan şart kısılma şartı ya da doyma şartı. Buna ne diyelim? Şu şarta her bölgede kalma şartı, doymasız çalışma şartı. Doymasız bölgede çalışabilmesi için VGD'nin eşik geriliminin üstünde olması gerekiyor. Dolayısıyla iletimde olan bir transistör
iki modda çalışıyor. Doymalı mod, doymasız mod. İsterseniz üstte doymasız yazalım. Şu şart hazırlarken. Doymasız, doymalı. Doymalı ya da kısılmış transferin kanalı kısılmış. Kısılmalı. Bazıları da doymalı diyeceğiz. Doymasız olabilmesi için VGD ne olması lazım? VGD gerileminin de bu simetrik bir transfer arkadaşlar. Yani istediğiniz zaman şu D ile S'yi yer değiştirip kullanabilirsiniz. VGD'nin de ne olması gerekiyormuş? Yine eşik gerilimin üstünde olması gerekiyormuş. Bazen şunu belki bir bak yapabilirler. Şuradaki çevrimi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çevrimi görüyorsunuz. Şuradaki çevrim. Bu çevrimde şu şartı yazarsak ne yazmamız lazım VGD için? VGD ne eşit arkadaşlar bu çevrimde? Şu gerilim eşittir. VGS? Bu eşittir. VGS eksi. VDS yazmıyoruz. Doymasızlık şartı için bunun neden büyük olması lazım? Eşik yerinden büyük olması lazım. Doymasızlık şartı için. Şuradan aslında ne çıkıyor arkadaşlar? Bize VDS için şartımız çıkıyor. O da neymiş? Doymasız çalışma şartı için. VDS'yi bu tarafa alırsanız VDS küçük VGS eksi VPN olması gerekiyor. Şunun için. Demek ki biz aslında ders notlarımızda şu şart kullanacak ama doymasızlık şartı için şu şart kullanacak. Ama bilesiniz ki o şart buradan geliyor. Belki sizin için şu şartı kullanmak daha kolay olabilir. Doymasız olabilmesi için neymiş? VDS küçük eşit VGS eksi VPN. Bunları karakteristik nem olsun karakteristiği üzerinde göstermeye çalışırsak nerede gösterebiliriz? Çıkış karakterisinde gösterebiliriz. Ha bu yoksa nedir arkadaşlar? Şu şart yoksa nedir? Transfer. Biz buna transfer de diyeceğiz. Transferimiz nedir arkadaşlar? Şu şart yoksa kesim nedir diyeceğiz. Artık şuna bakmayacağız. Kesimde ise şuna bakmayacağız. Bu da kesim şartı oluyor. Evet. Çıkış karakteristiği. Şurası savak akımı. Şurası da VDS gerilimi. Doymasız bölge bizim lineer bölgemizdir arkadaşlar. Lineer bölge de denir. VGS parametre olmak üzere. Bakın görüyorsunuz değil mi? İletkenlik gösteriyor. Karakteristik ne gösteriyormuş? Bir direnç karakteristiği gösteriyormuş. Çünkü çıkış gerilimi, çıkış akımı karakteristik aralarındaki bağıntı doğrusal bir bağıntı. Yani bir direnç ya da akım burada olduğu için iletkenlik. Şuradan sonra doyuyor arkadaşlar. Esas doyma böyledir. Doyma bölgesi. Bu bölgeye doyma bölgesi diyoruz. Artık VDS değişse de şu bölgeden sonra VDS'nin çok büyük olduğu yerlerde. Demek ki doyma bölgesi neresiymiş? VDS'nin bağ olarak çok büyük olduğu yerlerde bağlılık neredeymiş? Şurada. İşte
Eğer BDS hani kaynak yerine yakınsa, BDS gelin, kaynak yerine yakınsa biliriz ki o transistör doymadadır. Çünkü hiçbir zaman BGS X'i BT'ne kaynak yerine yaklaşamaz. Şöyle bir bölge arkadaşlar. Şu bölge bizim doymasız bölgemiz. Ya da kullar bölgemiz. Tamam mı? BDS büyükse ne yapmış? Ama BDS'inde çalışıyordu. Aslında şuradaki iletkenlik sıfır, değil mi? Yatay doğru olduğu için. Bakın hiç değişmiyor. BDS değişse bile bakın değişmiyor. İletkenlik sıfır. Ama tam da sıfır değil, şöyle bir gerçek durumda şöyle bir eğime sahip, tam da sıfır olmayan bir eğim. Şunun şu eriyi kestiği yere bir gerilme, öyle gerilme biliyorsunuz diyorum. Evet. Ha, şey söyleyelim. Giriş karakteristiğine bakalım. Bu çıkış karakteristiği de. Bu sefer giriş karakteristiğinde, tam da giriş değil arkadaşlar, buna geçiş diyeceğiz. Geçiş karakteristiğinde VGS ile ID'nin değişimi. Nasıl? Ya da geçiş karakteristiği diyeceğiz. Transistör nereye kadar akım akıtıyor? Eşik gerilimine kadar akım akıtmıyor arkadaşlar. Şöyle bir yere kadar akım hiç akıtmıyor. O değer neymiş? Şu değer hani bizim bipolar transistörlerdeki gibi eşik gerilimiymiş. Buna biz VTN diyoruz. NMOS transistörlerimiz. Anlaşıldı değil mi? Demek ki burada da şöyle nokta nokta çizersek şu bölge kesim bölgesi. Şu bölgede neymiş? Şu bölgede iletim transistörün her ne kadar MOS ise de biz buna başka bipolar kullanmadığımız için transistörde diyeceğiz arasına. Evet, akım bağıntıları nasıl? Bunu yazalım. Evet, doymalı için şart neymiş? BDS değil. Büyükse, şöyle gelirim ben, çok da büyük olabilir. Yani BDS'nin büyük olduğu bölgeler, doyma bölgeleri. Doymalı bölgede akım neden bağımsızdır? İdeal durumda. Hangi gerilimden bağımsızdır? Doymuş bölgede. Akım hangi gerilimle değişmez? VDS gerilimde değişmiyor değil mi? Onun için buradaki akım bağıntısını VDS'ne bağımsız yazacağız. Burada beta kullanacağız. Bu transistörümüzün betasıdır. Beta ne demek? Transistörün çıkış akımıyla giriş gerilimi arasındaki bir ilişkiyi oluşturduğu için buna geçiş diyeceğiz değil mi? Değil. Geçiş, iletkenlik. İğnenin kat sayısında olduğu için iletkenlik. Burada B olsaydı direnç kat sayısı diyecektik ama buna iletkenlik kat sayısı. Beta bölü 2. Hiç VDS yazmayacağım değil mi?
VDS'i yok. Yazacağım. VGS'ye bağlı. Böyle. Yani VGS değiştikçe ne oluyor arkadaşlar? Şu parametre ne parametresi? Şu akımı değiştiren parametre ne parametresi? Bu VGS parametresi. VGS değiştikçe akım böyle değişiyor. VGS'ye bağlı. Hani karasel bir bağıntı, yani şunlar arasındaki geçiş VGS ile lineer değişmiyor. Bu oymalı bölgedeki sabah akımı bağıntısı. Tamam. İtalya gibi oldu bu. Oymasız bölgedeki akım bağıntımızda şöyle. Yine beta'mız var. Yine VGS eksi VTN'miz var. Bir şey daha çıkaracağız. Ne çıkaracağız arkadaşlar? V0 bölü 2'yi çıkaracağız. Yani V0 demeyelim ona. VDS bölü 2'yi çıkaracağız. Bir de VDS ile çarpacağız. Güzel güzel. İki tane VDS'miz oldu bu bağlamda. Bağımsızlık için. Beta. Tabii bu beta nem olsun betası olduğu için buna beta ne diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bu beta nedir? Bu da beta nedir? Beta ne? Eşitlik olarak ne eşittir? Bir tane parametresi var. Bu da bir iletkenlik terimi. Çarpı transferimizin eni büyük W ile gösteriliyor. Bölü transferimizin boyu. Buna kanat açıklığı deniyor. Ya buraya ne diyebiliriz ya şuraya isterseniz buraya diyelim. Neyin ismi? W N bölü N N. Ona biz ne diyormuşuz? Şu parametreye kanat açıklığı. Ne demek kanat açıklığı? Transferimize yukarıdan bakarsak, yukarıdan bakalım. Sembolümüz buydu. Transferimizin eni boyundan büyük. Ne olduğunu nasıl oluyorsa. Enleri küçük biliriz ama bizim transferlerimizde en. Şurası en. W yani. Şurası da L. L'den büyük oluyor. Şurada ne var? Şuradan bakıyoruz. Burada bir tarafta kaynak var. Neyse taşırmayalım olayı. Bu tarafta da ne var? Bu tarafta ne varmış? Kaynak var. Bu tarafta da ne varmış? Savak varmış. Dayım ne var? Üstte de ne var? Üstte de geçit bağlısı var. Tamam mı? Tasarımda transferin boyuyla oynamazlar arkadaşlar. Mümkün olan en küçük boyda tutmaya çalışılır. Neden? Şöyle mümkün olan en küçük boyda tutulur. Eğer size verilmediyse yani problemlerde bu boy 1 mikrometre kadar. Günümüzde daha da küçültülmeye çalışılıyor. Biz bir mikrometre olarak pratik olarak kullanabiliriz. Neden daha büyük seçilmiyor? Atomlar arası itme çekme kuvvetleri de eşit olmaya başlıyor mu? Taşıyıcılarımız elektronlar şu yönde hareket ediyor arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar
kaynaktan kalkıp sabaha erişmeleri için, hızlı çalışabilmeleri için o boyun o kadar küçük olması gerekiyor ki transfer hızlı çalışabilirsin. Biliyorsunuz biz sayısal devrelerle çalıştığımız için sayısal devrelerde bazı yerde hızlı çalışmalar gerektiren elemanlar var. Ve leminde tutulmuş bu bir parametre. Demek ki bir beta parametremiz var. Bir L boy parametremiz var. Bir W, büyük W, N parametremiz var. Bir KN parametremiz var. KN neye eşit arkadaşlar? KN dediğimiz şey, ona bir geçiş iletkenliği. UN hangi taşıyıcıysa o. Nemoslarda neydi bu? Elektronlardı. O halde bu mü ne olmak durumunda? Femos olsaydı müp olacaktı değil mi? Femoslarda taşıyıcılar delikler oluyor. COX de transferin geçidindeki geçit kapasitesi. Geçit kapasitesi. Yalnız COX'e dikkat edin. COX alan başına verilir. Santimetre kare başına verilir. Ona dikkat edin arkadaşlar. Gerçek farad cinsinden olabilmeniz için transferin alanıyla çarpmanız lazım. Yani neyle çarpmanız lazım? W çarpı L ile çarpmanız lazım. Beta'nın birimini çıkarabilirsiniz değil mi? Beta'nın birimi neymiş? Amper bölü amper bölü volt kare. Tabi bu mikro amper olur, mili amper olur. Siz gerekli çarpanlara çarparsınız. Başka ne söyleyebiliriz? Lemos. Lemos nasıl bir mos? V kanallı mos. Tabanı N tipi ama geçide uygulanan negatif gerilim nedeniyle bütün delikler geçide doğru toplanıyor ve P tipi kanal oluşuyor. Evetim kanalı. E kanalı olsun gösterin arkadaşlar. Bununla aynı bir tek geçitte ne var? Geçitinde ne koyacağız? Bir yuvarlak koyacağız. Geçitinde bir yuvarlak gördüğümüz zaman bilin ki bu bir PMOS'tur. Sorun bu şeyin daha pozitif. Nasıl daha pozitif? ETS'i negatif oluyor arkadaşlar. Ve de kim kime göre daha negatif. Artık Savak pozitif oldu. Çünkü burada Savak en pozitif gelin Savak. Burada da en pozitif olan kaynak oluyor arkadaşlar. Kaynak. Ama biz bir dönemde kaynağı görebilirsiniz. Neyse, yukarıda kalsın. Oklar konur bazen. Hani şunlar yazılmaz. Drain sabak. Kaynak sabak diye yazılmaz. Şu harfler olmaz yani. Ne yazılır? Şu source kaynak tarafındaki bacağı giriş yönüne doğru ya da çıkış yönüne doğru
oklar olur. Nemos'ta bu ok her zaman konmaz bu arkadaşlar. İçeri doğduysa Nemos'ta ters oldu. Çünkü S daha bozuk demiştik değil mi? Dışarı doğru. Nemos'ta dışarı doğru. İde akımı nasıl yapıyor arkadaşlar? Sabah akımı nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor değil mi? Şöyle yapıyor. Bu akımı geçirecek yönde şu oku koymamız gerekiyor. İde akımı burası. Zaten geçit akımı yok. Bu da source, yani kaynak akımı. Kaynak akımıyla çıkış şey, okun yönü aynı olması lazım. Burada da şu ok kaynak akımı spot akımı da aynen devam ediyor aşağıda. Ama oklar gösterilmez şeylerde çoğu sembollerde. Siz bilirsiniz ki hangi taraf pozitife yakındır. Nemoslarda o taraf kaynak. Nemoslar için hangi taraf pozitife yakındır? Orası salaktır. Hocam bu sayısı göz kitabında bazı moslarda sadece G tarafından okuş harfi vardı. Onlar Mosbetler. Mosbet. Sadece G tarafından işaret şey var. Bunlar Mosbet, bunlar sadece Mos. Bunlar alan etkili. Efendim? Alan etkili transistör. Evet. Buradakiler arkadaşlar nasıl yazacağız? Ha, karakteristiğimize bakalım. Çıkış karakteristiği nasılmış? Eksi ID diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü biz aslında akımları girişe doğru alırız. Modelimizin girişine doğru seçeriz. Burada modelimizden dışarı doğru çıktığı için akım eksidir. Yani referansımız aslında şöyle, tamam mı? Referansımız böyle ama akan akım şuna tersidir. VDS'yi de yatay eksene koyarken eksi VDS diyeceğiz. Çünkü bu gerilimde DNA, delta A denedir. Başına eksi koymamız gerekiyor. Buna VSD demek lazım ama onu hiç karıştırmamışlar. PMOS pek kullanılmıyor arkadaşlar. Yani gerekmediği zaman PMOS'u kullanmıyoruz. Neden kullanmıyoruz? Mesela olarak üretmek mümkün değil diyorlar. Çok kolay. Yani NEMOS'tan daha kolay ama şu özellik var ya, çok önemli bir özellik. NEMOS'ta elektronlar çalışıyor arkadaşlar. Elektronlar çok hızlı çalışabildiği için NEMOS'lar daha yavaş kalıyor çalışmalarda. Demek ki şu önemli bir özellik NEMOS'ların tercih edilmesinde. Karakteristik aynı. Şuraya çizeceğim karakteristik. Geçiş karakteristik. Neden sonra eksi yazmamışlar? Şurada eksi yazmamışlar. Karakteristiği şöyle gösteriyorlar. Şöyle gösteriyorlar. Eşik yerimizde şurası. VTP'si de burası.
çalışma durumunda BGS'nin değeri negatiftir. Eşik geriliminin değeri de negatiftir. BTP de küçük. Dolayısıyla buradaki gerilimleri hep eksiyle çarparak kullanacaksınız. Ama ifadeleri kullanmak isterseniz o zaman ne olur? Eşitlikler ters döner arkadaşlar. İletim için ne yazacağız? Biraz garip oldu değil mi? Bunu yazacağız. BGS küçüktür, BTP yazacağız. Çünkü her ikisi de negatif. Değil mi? Geçiş karakterisine bakarsak bunu daha iyi anlarız. VGS ne diyor? Daha negatif olacak diyor, değil mi? Şu ne demek? VGS VTP'den daha negatif olacak. İşte VGS buralarda olmalı. Şuralarda olmalı, değil mi? VTP'den daha negatif olmalı. Bu onu söylüyor. VGS geldi mi? VTP'den daha negatif olmalı. Bütün bu eşitsizlikleri ters çevirerek kullanabiliriz PMOS için. Örneğin doymasızlık şartı için NDS biliyoruz ki negatif. Bunu ters çevirerek kullanacağız. Doymalı çalışması için kafanız karıştı, küçük mü yapacağım, büyük mü yapacağım? Eğer şunu biliyorsanız aynı ifadeleri mutlak değerler için kullanabilirsiniz. Değil mi? Mutlak değerleri kullanarak, mutlak değer yaparak aynı bu işlemleri kullanabilirsiniz. Şu mutlak değeri şöyle de yazabilirsiniz. Bunun mutlak değerini alırsınız. Eksi, bunun mutlak değeri alırsınız. Tamam, diğerlerini yazmaya gerek var. MEMOS olsun, PEMOS olsun. Bu anlattığımız türde çalışan transferler. Kanal oluşturmalı transferler. Demek ki kanalın oluşup ona ayarlanma durumuna göre ikiye ayrılıyor. Kanal oluşturmalı bunlar kanal oluşturmalı transferler. Yani gelin uygulamazsanız geçide kanal yok arkadaşlar. Tamam mı? Geçide gelin uygulamazsanız, pozitif gelin uygulamazsanız, NEMOS örneğin, NEMOS için konuşuyorum. Kanalına pozitif gelin uygulamazsanız kanal diye bir şey yok. Dolayısıyla taşıyıcı transferi yok. Yani kaynaktan salağa doğru taşıyıcı hareketi kanal olmadığı için taşıyıcılar hareket edemiyor. Ne zaman ki bir gerilim uygularsınız, o da eşik geriliminin üstünde kalır NEMOS için. O zaman kanal oluşmuş demektir.
bu tipteki transferlere kanal oluşturmalı transfer. Kanal oluşturmalı MOS adı veriyor. İkinci tipin kanalı zaten vardır arkadaşlar. VGS gerilimini uygulamasanız bile onun kanalı vardır. Ancak VGS'ye bir gerilim uygularsanız o kanal ya genişler ya kısılır. Tamam. Kanalı ayarlıyorsunuz. Neden? Kanal ayarlanmalı. Mouse adı veriyor. Böyle bir mouse'u çizmeyeceğim. Kanal ayarlanmalı mouse'u gösterişi. Şöyle. Tamam. Hadi mouse'u da göstereceğim. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Kanal ayarlamalı diyoruz. Kanal oluşturmalıyı burada göstermiştik. Şurada göstermiştik. PMOS'u nasıl çizeceğiz? Bunun gibi çizeceğiz. Değil mi? Bakın hemen şöyle transistörü böyle çizebiliyorlar. Şeyi kaldırmadan, kalemi kaldırmadan şuradan başlayıp şöyle çiziyorsunuz. Bir çizgi buraya atıyorsunuz. Bir çizgi buraya atıyorsunuz. Yuvarlak buraya atıyorsunuz. İşte bu da kanal ayarlamalı PMOS oluyor. Ha, bunun karakteristiğine bakarsak bunun karakteristiği şöyle PMOS için kanal ayarlamalı diye. Şurası VGS gerilimi yatay eksen. Şurası sıfır olduğu yer. Bakın sıfır olduğu yerde akım akıyor. Şu karakteristik, ön karakteristik, şu karakteristik şöyle kaymış. Tamam mı? Şuradaki geçi karakteristiği şöyle sola kaymış. Onu nasıl çizeceğiz? Şöyle çizeceğiz. Tamam mı? VGS sıfırken VGS sıfırken akım akıtıyor, değil mi? Akım akıtıyor. Evet. Bu haftaki dersimiz aslında evricilerde